Kali Merhaba Derneği Marmaris Kültür Merkezi'nin sanat galerisinde 3. Sanatçı Öğretmenler Karma Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı. Açılışta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandar, İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Zekeriya Bingöl, İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Yakup Baykan, Profesör Doktor Mustafa Ayyıldız, AK Parti İlçe Başkanı Kadem Mete, konusunun uzmanı birçok eğitimci öğretmen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler vardı. Rektör Profesör Doktor Mansur Harmandar açılış konuşmasında kendisinin de öğretmen okulu kökenli olduğunu belirterek şöyle konuştu. Bana göre bugün bir başka burada gayet güzel bir toplum var. Güzel insanlar var. 90 yaşında bir öğretmenim var. Bugün özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Öğretmenler Haftası'nın başladığı günlerde böyle anlamlı bir sergilerimizin yapımıza daha da büyük bir anlamı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Daha nice güzel sergilerin açılması dileğiyle. Etkinlik kapsamında emekli öğretmen yazar Günür Karaağaç tarafından kaleme alınan, yayın danışmanlığı Umut Özler tarafından üstlenilen, Gölenye'den İçmedere adlı kitabın basına ve sanatçılara tanıtımı gerçekleştirilerek İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren tarafından imzalandı. Arşiv yüzlerce insanla yapılan röportajın sonucunda meydana gelen Gölenye'den İçmedere kitabında on binlerce fotoğrafı taradık ve bugün hayatta olmayan birçok dostumuz da olmak üzere İçmeler'in tarihini belgesel hale getirdik ve gelecek nesillere armağan olarak Sayın İçmeler Belediye Başkanımız Zeki Eren'in katkılarıyla oluşturmuş bunu. İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren, İçmeler'in antik çağdan bu yana anlatıldığı bu kitabın bir köyden bir dünya turizm beldesine giden zorlu yolculuğu gözler önüne serdiğini belirtti. İçmelerimiz geçmişini de iyi anlatan, tarihi değerlerini iyi anlatan, geçmiş topluma da ışık tutan bu kitabımızı öncelikle size rektörümüz olarak armağan ediyorum. Sormak çok teşekkür ediyorum. Mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bölgemizin turistik özelliği nedeniyle de geçmişini bölgelerimizin, beldelerimizin anlatılması hakikaten çok faydalı olduğunu düşünüyoruz gençlerimiz açısından. Çünkü gençlerimiz Marmaris'i ve İçmeler hep böyle tanıyorlar. Ama biz çok eskileri biliyoruz. Ben 77'de muhtarlığı devraldığımı hiç unutmuyorum. 342 nüfus vardı, 156 hane vardı. Rektör Harmandar ise kendisine hediye edilen Gölenye'den İçmeler'e adlı kitap için teşekkür etti. Sadece benim için değil, İçmeler için, Marmaris için ve Türkiye için çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Çünkü tarihimizi bilmezsek biz geleceğimizi belirleyemeyiz. Geleceğimizi tayin edemeyiz. Gölenye'nin okumadığım için ne kadar tarihi eski bilemiyorum ama pek çok olayı Sayın Başkanımızın belirttiği gibi burada anlatmaktadır. Ancak gelecek kuşaklar bu kitabı okuyarak Gölenye'den İçmeler'e nasıl gelindiğini anlayacaklardır. Etkinlik sonunda konuklara aşure ikram edildi.